Fenerbahçe Kulübü erkek basketbol takımının baş antrenörü Jelko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla daha önce bir araya gelindiği ve Sırp baş antrenörün son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceği hatırlatıldı. Açıklamada Obradovic'in ailesiyle görüştükten sonra kararını kulübe bildirdiği aktarılarak Üzülerek belirtmek isteriz ki koçumuz bugün itibariyle yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır denildi. Jelko Bradoviç de bir mektup yazarak Sarı Lacivertli camiaya veda etti. Deneyimli koç vedasında taraftarlara teşekkür ediyorum. 7 yıl boyunca her zaman koşulsuz yanımızda oldular. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım. ''Yedi yıl boyunca çok özel anılar biriktirdim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar.'' ifadelerini kullandı. 2013 yılında göreve getirildiği Fenerbahçe ile şimdiye dek 507 maça çıkan Obradoviç, bu karşılaşmalardan 382 kez galip ayrıldı. Sırp antrenör 7 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 5 EuroLeague Final Four'u, 3 EuroLeague finali, 1 EuroLeague şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferini yaşadı. Fenerbahçe Obradovic'in göreve geldiği 2013 yılından itibaren Avrupa'da hızla zirveye yükseldi. 2015 yılında Euroleague playofflarında son şampiyon Maccabi Tel Aviv'i eleyen takım tarihinde ilk kez Final Four'a kaldı. Madrid'deki Final Four'da Fenerbahçe dördüncülükle yetindi. Ertesi yıl Final Four'da İspanya'nın Saski Baskonia takımı ile eşleşen Fenerbahçe yine üstün geldi. Finalde ise CSK'ya mağlup oldu. 2016-2017 sezonunda Euroleague'de normal sezonu 5. olarak tamamladı. Ardından Panathinaikos'u deplasman dezavantajına rağmen 3-0 ile eleyerek Final Four'a yükseldi. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Final Four mücadelesinde Real Madrid'i eleyerek finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Final maçını 80-64'lük skorla kazanan Fenerbahçe, Euro Lig'de şampiyon oldu ve bunu başaran ilk Türk takımı olarak Türk basketbol tarihine geçti. Fenerbahçe genel olarak 2016-2017 sezonunu Cumhurbaşkanlığı, Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuyla kapattı. Jelko Obradovic ise Euroleague'de Aleksandr Gomelski yılın koçu ödülüne layık görüldü.